Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün yanımda adaşım Kerem var. Evet, onun da ismi Kerem, benim de ismim Kerem. Bu sene bizimle geldi buraya Rusça öğrenmeye, üniversite okumaya buraya geldi. Kazan şehrine geldi. Bugün ona sorularımız var. Bakalım neler düşünüyor Rusya hakkında, ilk tecrübeleri nelermiş, onları soracağız kendisine. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi direkt video başlayalım. Evet Kerem, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ilginç hissediyorum bu arada, ismin Kerem olduğu için. Şimdi biraz kendinden bahset bize Kerem. Sen kimsin? Ben kimim? Ben 20 yaşındayım. İzmir'den geldim. Bu şekilde. Merhaba, Kerem ben. İzmir'den geldim. Şu an hazırlık öğrencisiyim. Seneye, hatta birkaç ay sonra kayıtlar başlayacak. KFU'da uluslararası ilişkiler okumayı düşünüyorum. Okumayı düşünüyorsun, süper. Aynen. Peki, neden Rusya? Neden Rusya? Kim karar verdi? Sen mi karar verdin? Nasıl oldu o işler? Biraz anlatır mısın? Ben bilmiyordum. Yani normal bilgisayarda bir gün oyun oynarken işten geldim. Babam girdi odaya, dedi Rusya'da okuyacaksın mı? Dedim, evet. Ne Rusya'sı ya dedim, boş ver. Salladım çıktım. Evet. Ama hep bana böyle şey yapıyordu, hani bir televizyondan açıyordu falan göreyim diye ben evdeyken. Ha yani, bizim videoları. He. Baban yani bizi takip ediyordu, sen etmiyordun. Evet. Olaya bak, efsane. Öyle pazar günleri falan zaten eve gelmiyordum, orası ayrı da evde olunca direkt sizin video vardı televizyonda, YouTube'dan evet. Açıyordu. İlk başta takmadım, gelmeyecektim. Sonra hani baktım, araştır dedi sadece, baktım mantıklı. Hani Türkiye'ye göre fiyatları ucuz, okumanın maliyeti, artı Rusya. Ve hani Rus dili hiçbir şey olmasa dedim, hani hazırlıkta bile dönsem Rusça bilip döneceğim. Evet, hem de sizin işler dolayısıyla. Aynen. Biraz işler var sizin. Bizim yurt dışı işleri de var. Hani artı eksi baktığımda hani en kötü ihtimalle hayat tecrübesi alıp dönüyordum. O yüzden ben de 9 Ekim tarihinde buraya geldim. Buraya adımımı attım diyorsun. Aynen. Peki ilk indin uçaktan falan ne hissettin? Çok soğuktu. Şimdi İzmirli olduğum için zaten en fazla eksi 3 gördüm hayatımda. O da hani sabah 6'da falan. Normal gün olduğunda. Ha, normal gün içinde en fazla görebileceğin 3-4'tür herhalde. Eksiye düşmüyordu. Eksiye düşmüyordu gün içinde. Hani sabah ve gece düşüyordu. O da -2, -3. Hani kar bile görmemedim. Bir soğuğu hissettin. Aynen. Yüzüme soğuk vurdu. İndim. Hiç kimse benimle aynı dili konuşmuyor. Çok farklı bir yer. Herkesin yüzü farklı. Hani yabancı bir silüeti var. Evet. Böyle bir garipsemiştim. Peki klasik soruyla devam edeceğim. Tamam. Rusça zor mu? Rusça zor mu? Rusça zor. Evet. Çünkü hani çekimleme çok fazla. Padejleri çok fazla. Karşınızdaki insan sizin yabancı olduğunuzu biliyor. Ama hiçbir şekilde yavaş konuşayım, yardımcı olayım şeklinde düşünmüyor. Hani direkt lambur hızlı gibi konuşuyor. Hani bana Rusmuşum gibi davranıp Rusmuşum gibi konuştuğu için anlamakta ilk başta zorluk çekiyoruz. Ama mesela insan içine birkaç kere girdiğinde ne oldu değil mi? Onlara alıştın mı? Tabii, daha zaten iyi konuşabildin. Aynen, şu an daha iyi. Bir de şöyle bir şey var. Zaten hani cümlede bazı kelimeleri anlamıyorsunuz ama diğer tarafını anladığınızda birleştiriyorsunuz. Okey. Peki insanlarla anlaşma, insanlarla iletişim burada nasıl oluyor? Yani mesela sen bir arkadaş yapmak istesen, bir arkadaşlarla tanışmak istesen nasıl tanışıyorsun? Burada tanışmak için genelde tanışma uygulaması kullanıyorum. Hani okul çevresi, tanışma uygulaması, mekanlar. Bu arada tanışma uygulamalarını ben de kullandım. İlk zamanlarda geldim. Evet, pratik için lazım. Çok fazla yani. Ben orada dolusuyla otomatik kız erkek fark etmezsin, herkese mesaj atıyordum. O yüzden tanışma uygulaması evet. Çok da hani Türkiye'de çok utanılacak bir şey gibi geliyor. Burada yok öyle bir şey. Mesela hani, Türkiye'de nargile de. Aynen. Türkiye'de nargile içince keko. Hani bir közmen, gömleği şöyle açık. Kardeşim yengen kurudu. Ama burada mesela nargile kültürü çok fazla var yani. Öyle çünkü tütün fazlalığı var mesela. Nargile evet. Kültürü var. İnsanlar nargile içince normal yani. Bir problem olmuyor. Tanışma uygulamaları da burada normal. Başka okul çevresi, tanışma uygulamaları. Kafeler, mekanlar. Mekanlarda. Peki Kazan şehrini beğendin mi genel olarak? Yani Kazan şehri ilk başta geldiğimde hani İzmir'e göre biraz küçük olduğu için hani garipsedim ve hani yapacak pek bir aktivite bulamadım soğuk olduğu için, ama sonra insan alışıyor yani. Bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Benim hakkımda. Sen benimle tanıştın değil mi? Aynen, sahilde sen görüşmedin. Şimdi şey yapalım. Aynen ben. Full benimle görüştüm. Seninle görüştüm tamamen. Hatta ilk başta hani gelecektim, gelmesem mi diye seni arıyordum. Ben dedim ne yapacağım orada, evet. Dil bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Hani sağ olsun Kerem de benimle saatlerce konuştu. Yok bir şey olmayacak, zaten biz seni karşılayacağız, biz oradayız şeklinde. İçin rahatladı mı? Motive etti. Rahat oldum o arada. Peki bizim hakkımızda ne düşünüyorsun burada? Hani nasıl ilgileniyoruz sizlerle? Tamamen dürüst ol. Hani burada eksiğimiz varsa da söyle, hiçbir şekilde kesmeyeceğim. Yok, hiçbir şekilde eksik yok. Gayet iyi. Sadece ilk zamanlar bir bankada problem çıktı, o kadar. Zaten burada tek kartta hani tüm işinizi görüyorsunuz. Toplu taşımada normal sizin bir banka kartınızın olduğunu düşünün. Toplu taşımada da onu basıyorsunuz. Markette, alışverişte de onu basıyorsunuz. İnternetten alışveriş yaparken de onu. Her yerde kart kullanmıyorsun. Nakit kullanmıyorsun ki yani. Aynen. Ben hatta 2-3 aydır hani cüzdanımda nakit yok. Ben de bayağıdır bu arada, benim bile yok. Peki yurtta nasıl? Yurtta yaşıyorsun.
Yurtlar nasıl? Şimdi kötüyse kötü, iyiyse iyi. Neyi iyi, neyi kötü? Toplu yaşandığı için hani ve her milletten insan geldiği için bazen problemler yaşanıyor. İlk defa yaşayana zor. Evet, ilk defa yaşayana çok fazla zor. Herkesin alışkanlığı farklı. Bu yüzden ilk başta zorlanıyor. Ondan sonra alışılıyor ama. Okey, peki odalar? Odalar normal herhalde. Yurt odaları normal. Hani, çok, hani bildiğin yurt zaten öğrenci odaları. Öyle, herhangi bir şekilde ev rahatı almayacak. Böcek falan yok. Ha, sıcaklık olarak da sıcak, zaten soğuk olduğunda ısıtıcı da atıyorlar. Isıtıcı kalmadığında da zaten çok bir fiyatı yok. Ben kendim almıştım mesela, 600 rubleye aldım burada ısıtıcıyı. Peki hangi milletten insanlar var yurdunuzda? Yurtta Moritanyalı ve Araplar var. Araplar var. Evet. Hangisini tercih edersin? Hiçbirini. Şimdi Araplar da burada Rus kültürüne adapte olamıyorlar. Bizim Türk öğrenciler daha hızlı oluyor. Biz daha hızlı oluyoruz. O yüzden böyle bir karmaşa olabiliyor. O yüzden yurtlarınızda Araplar olabiliyor. Buna bir şey diyemeyiz. Çünkü adamlar para veriyor, geliyor. Peki senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yanınıza gelirken yapabiliyorsanız Türk yiyeceği alın. Çünkü özlüyorsunuz çok fazla. Ya bu kişiden kişiye değişir ya. Ya yani ben kendim için konuşuyorum şu an. Evet. Yorumlarım, kendi düşüncelerim. Mesela ben çiğ köfteye hasret kaldım. Yemedik değil mi? Yiyeceğiz değil mi? Yok, yemedik ama getirttim. Çiğ köfte harcı getirttim. Çiğ köfte videosu çekmemiz yok mu? Okey. Tamam. Ben yoğururum. Peki kıyafet getirsinler, şey getirsinler. Var mı tavsiye? Kıyafet ne önerebilirim? Ben termal çorap getirdim buraya. Üşüyeceğimi düşündüğüm için. Çünkü hani soğuk nedir ben bilmiyordum geldiğimde. Termal çorap getirdim. Gayet işe yaradı. Reklam yapabiliyor muyum? Yani Decathlon'dan hani içi karbotları falan. Decathlon'a gitmiştim İzmir'de. Karbotları vardı orada. Zaten iki tane botla geldim buraya. Bir tane Harley marka, bir tane de karbotu diye. Harley burada hiç işe yaramaz bu arada. Harley işe yarıyor. Yarıyor mu? Fena burada değil. Burada yani içi tüylü değil ki onun. Bir sorun yaşamadım ama biraz yani. Tabii ki karbotu daha sıcak tutuyor ayağı. Değil mi? Üşüyor yine. Yani tabii Harley biraz üşütüyor. Ama -40'ta hangisi üşütüyor? -40'ta üşütüyor. Hani -20'ye kadar Harley de normal. Ama kayıyor değil mi Harley? Kayıyor. Harley kayar bak, orada bir sıkıntı var. Evet, öyle bir şey var bir de burada. Hani -40 olduğunda kar diye bir şey yok. Her yer buz oluyor zaten, evet. Sokakta düşen. Hatta geçen gün beraberken bir tane teyze düştü. Evet evet, çok kötü bir teyze takla attı o yüzden. Az daha kafasını yarıyordu. Peki bizim hakkımızda ne söylemek istersin? Son soru. Hani bizimle öğrenciler gelebilir mi? Velilere falan bir şey söylemek ister misin? Söyleyebilirim. Zaten hani hiçbir şekilde ilk zamanlar yalnız kalmıyoruz. O konuda içleri rahat edebilir zaten. Sen yoktun o zaman. Salih geldiğinde havaalanından bizi karşıladı. O gün bizi bıraktı, eve gitti, uyudu. Sabah uyandık, direkt dedi, aradı bizi, dedi ki şu saatte geliyorum, şu saatte hazır olun, geldi. Ondan sonra hep beraber hastaneye geçtik. Hiçbir şekilde yalnız kalmadık zaten. Yani kısacası cana yakın mıyız? Tabii. O şekilde hani hiç şeylik çekmedim, öyle yabancılık çekmedim, geldim. Ha. Seninle de görüşüyorduk zaten. Teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğim şey? Vallahi. Ya gelsinler mi? Tabii. Gelsinler mi? Ya hiçbir şey olmasa dediğim gibi hani hayat tecrübesi. Evet. En azından bir Rusya'ya gittim dersiniz. Evet. En kötü ihtimalle. Tamamdır, gel. Rusça öğrendin mi? Tabii. Şu an herhalde A2'm vardır. Sen biliyorsun zaten Rusça seviyemi. Evet, biz yardımcı oluyoruz. Aynen. Ben yardımcı oluyorum Kerem'e. Öyle de bir şey var. Sigma farkı. Özel ders verilir. Aynen, özel ders verilir. Zaten hani okulda hazırlık görüyorum ve hani ben gerçekten çok dili öğrenmek istediğim için Kerem ek olarak çalışıyor bu arada. Ek olarak Kerem'den ders alıyorum. Yani gayet şu an günlük hayatta hani alışverişimi yapacak kadar, hani bir dükkana girdiğimde kendimi anlatacak kadar, bir problemimi anlatacak kadar Rusçam var. Evet, onu da farkındayız. Zaten en başarılı öğrencilerden birisi kendisi. Umarım daha başarılı olur diyoruz. Ve videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Sorularınız varsa aşağıya sorabilirsiniz. Kerem cevaplar. Aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olsunlar mı? Tabii ki. Tamam. Görüşürüz. Kalitenin tek adresi.